Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle mutfak turu yapacağız ama böyle detaylı bir şekilde dolap içlerini göstereceğim. Ayrıca salonda çeyizlerim var, yemek takımım var, kahvaltı takımım var. Onları da göstermek istiyorum. Çünkü mutfağa sığmayanları oraya götürdüm. Şimdi hep birlikte mutfağımı gezelim. Zaten ev turu videosunda mutfağımı göstermiştim. Ama detaylı göstermemiştim tabii ki dolap işlerini. Şimdi buradan başlayarak birlikte bakalım istiyorum. En yukarı kısmı göstermek istiyorum öncelikle. Şimdi bu buzdolabının en üst kısmı. Buradaki dolaba çok fazla kullanmadığım şeyleri koyuyorum. Burada çaydanlığım var. Sadece misafirden misafire çıkartıyorum. Burada piknik sepetim var. Bunu Muhammed'in ablası hediye etmişti. Burada tupperware'im var. Bu tupperware'i göstermek istiyorum. Ama çok fazla kullanmadığım için yukarı kaldırdım. Çünkü bayağı büyük içi. Şöyle göstereyim. Yani bu aslında böyle asmalı olanlardan. Hani piknik sepeti niyetine de kullanılabilir. O yüzden üst kısmı kaldırdım. Bu kısım bu şekilde. Bu kısmında burası sık sık kullandığım kısım. Aslında şu yukarısı da en üstü de dolap ama biz oraya abur cuburlarımızı veya işte peçete aldıysak fazla onları depoluyoruz. O yüzden orada çok fazla gösterebileceğim bir şey yok. Şimdi bu kısımda Elysia'larım var. Ben gerçekten bunlardan çok memnunum. Şu setinden almıştım. Tatlı vesaire yaptığımda buna koyuyorum. Bir de yine böyle bir. Bunları hep böyle tatlı dondurma için kullanıyorum. Şöyle. Bu küçük bardağından var. 350 veya 360 cc olmalı. Tam net hatırlamıyorum. Bunları günlük kullanıyoruz biz. Şimdi burada çay bardaklarımı göstermek istiyorum. Çay bardaklarımı Bim'den almıştım. Zaten çeyiz videomda da göstermiştim. Ve bunu da çok beğenerek aldım. Böyle. 6 adet bundan aldım. 6 adet de şu takımdan aldım. Farklılık olsun diye. Bunu da çok seviyorum. Bu da Karaca'nın. Bu olanlarda hediye geldi. Bu da Bam Perotti'nin. Bu şekilde göstereyim. Bu da nişandaki kahve fincanımız. Bizim için anlamlı. O yüzden bunu da böyle saklıyorum. Yani kullanmıyorum şu an ama yine o da buradaki yerini aldı. Buzdolabım bu şekilde. Yani ben buradan her şeyi kullanıyorum. Çok sık sık kullanıyorum. Çay bardağımı 12 kişilik almıştım. Evet. Buraya geçince bu şu en arkadaki su bardağımız. Bu ölçü bardağı da aynı zamanda. Böyle 400 ml'lik. Bu da Mudo'nun bir bardağı. Bunu da ölçülerde kullanıyorum bir şey yapacağım zaman. Bunu yeni aldım. Bu da LCW2 Home'un bir bardağı. Bu çiftçi darlı olanlar. Bunda çay kahve içmeyi çok seviyoruz. Çok güzel bence. Burada da yine kupalarımız var. Günlük kullandığımız su bardakları var. Bunlar Mudo'nun. Buraya gelelim. Zaten çok fazla dolabım yok bu mutfakta. Bu IKEA'nın bir takımı. Siyah. Şöyle göstereyim. Bu takımı günlük kullanıyorum. Şöyle bir takım. Bu takımı günlük kullanıyorum ama makineye attığımda birazcık kaba kalıyor. O yüzden daha çok bu takımı kullanıyorum. Şöyle göstereyim. Bu takımı da bana çok fazla kişi sordu. Alta yorum olarak yazarım nereden aldım. Şu an hatırlayamıyorum. Bu dolabım bu kadar. Normal günlük kullandığım bardaklar. Ondan sonra da yemek tabakları var. Burada da şöyle gösterebilirsin. Bambu günlük sık sık kullandığım kaşık var. Yağdanlığım var. Şu IKEA'dan aldığım bir çiçek çok güzel duruyor. Bence aksesuar olarak. Bu saksı da aynı şekilde. IKEA'nın bir saksısı. Bu ve bu üçlü kavanozları çok seviyorum. Arkadaşlar bunlar hava almıyor. Yani hiçbir şekilde bozulacağını düşünmüyorum içine koyduğunuz şey. Şöyle yakından çek de gözüksün. Bu kısmı tamamen kapalı. Buna tuz koydum. O şekilde kullanıyorum. Bu kısımda da şöyle gel hayatım. Bu kısımda da çay, kettle'ım. Bir de öyle atıştırmalık. Mikrodalga fırınım var. Tost makinesi çok sıklıkla kullanıyoruz. Biz o yüzden dolap içlerini kaldırmıyorum.
Fritözüm yine bunu da çok fazla kullanıyorum. Ben fırın neredeyse hiç kullanmıyorum. Bu yağdan da Trendyol'dan aldım. Böyle fıs fıslı yağ seviyesini minimuma indiriyor. Yağ kullanma seviyesini. O yüzden çok memnunum. Aşağı linkini bırakırım bunun da. Bunlar Nişan'daki Nebatane'nin aldığı şekerliğim. Kahve ve bu şekilde çay koyuyorum. Bunlara da. Ve bu dolaba geliyoruz. Biz bu dolabı sonradan yaptırdık. Zaten ev turu videomda söylemiştim. Şimdi ben taşınacağım. Taşınırken de bu dolabı diğer eve götüreceğim. Çünkü çok fazla işime yarıyor. Ve ben her şeyimi bu dolaba depoluyorum. Şimdi arkadaşlar alt kısım olduğu için eğildim. Bu dolapta gerçekten memnun kaldığım şeyleri göstermek istiyorum. Özellikle bu Tefal'in tencerelerinden, sapsız tencerelerinden gerçekten çok memnunum. Hem şöyle kapağı var bu şekilde, hem de şu şekilde kapağı, yani dolaba bir şey koyabiliyoruz ve gerçekten çok hafif. Ben de Karaca'nın da tenceresi var. Çeyizimi almıştım ben onu. Yani ondan da memnunum. Onlar gerçekten Karaca'nın çok sağlam. Böyle hani ağırlar. Yani bunlar mesela çok hafif. Tabii benim de bileğim birazcık güçsüz olduğu için bunlar daha böyle pratik geliyor günlük yemeklerde. Bunlardan çok memnunum. Bu da zaten herkes görmüştür bu şekilde. Bu Ikea'nın bir süzgeci. Bu süzgeci yeni aldım Ikea'ya gittiğimde. Ama biz annemin evinde bunu kullanıyorduk. Bu şekilde şey olması çok güzel. İki tarafa dayanıp yani hiç kimsenin yardımı olmadan bir makarna süzmeyi çok kolaylaştırabiliyor. İşte bahsettiğim tencereler bu. Bu şekilde Karaca'nın. Biodiamond serisi. Ben de dediğim gibi bunlardan gerçekten çok memnunum. Çok sağlamlar. Sadece bir tık ağır bunlar. Emsa'nın bu sütlüğünden ve sosluğundan da çok memnunum. Benim zaten çok fazla sosluğum yok. En çok kullandığım bu elim buna gidiyor. Çok fazla süt ısıtmadığım için bunu kullanmıyorum ama hep bu sosluğu kullanıyorum. Bu yine Ikea'nın klasik bir süzgeci. Bundan da memnunum. Bu bir Palmet'in süzgeçlerinden aldım arkadaşlar. Ama bunlar harika sayılmazlar. Çünkü bunlarda sıcak bir şey yapamıyorsunuz plastik olduğu için. Mesela pirinç bunun aralarına kaçıyor. Pirinç de kesinlikle yıkayamıyorum. Böyle set halinde almıştım. Çok uygun bir fiyat almıştım ama bence böyle plastiktense teli tavsiye ederim. Bu yine Tupperware'in büyük bir saklama kabı veya işte bunda yıkama da yapılabilir. Böyle bir kabın. Henüz bunu kullanmadım. Bunları annem almıştı teyzeme. Blender'ımın devamı. Blender'ı birazdan göstereceğim. Başka kısma koydum. Tencerelerin devamı var. Tencere ve tavanın. Kek kalıbı. Yine annemin aldığı bir kek kalıbı. Bu da aynı şekilde. Bu bambumun, bambumdu zannedersem markası, hemen bakacağım. Bir ara Emsa'nınki de çok meşhurdu. Ama ben bambumunkini aldım. Bu bambumun kızartma tenceresi var. Bunu henüz hiç kullanmadım. Genelde fritözde yapıyorum çünkü. Çok fazla yağ gitti. Şundan çok memnunum. Bu karıştırma kabından. Çünkü mesela bu kısmı açıp böyle kapatıp karıştırabiliyorsunuz mikserle ve etrafa sıçramıyor. Bundan gerçekten memnunum. Bundan değil, herhangi böyle bir yerde buzdolabında kullanıyorum sıklıkla. Bunlar yine Ikea'dan aldığım o yemek takımının devamı. Bu arada o yemek takımı dörtlü satılıyor, siyah olan. Onların devamı salata için bu küçük boyu. Bu büyük boyu. Şu da, bunu da şeyden almıştım. Teddy'den almıştım. Teddy'nin böyle pizza koymak için veya başka bir şey için de kullanılabilir. Baba. En alt kısımda yine Tupperware'lerim var. Burayı biraz daha düzenleyeceğim ama diğer eve geçmeyi bekliyorum. Çünkü diğer evde dolaplar daha fazla. Maalesef burada az olduğu için çok fazla yetmiyor. Şu en alt kısımda borcamlarım var, iki tane. Burada tupperware'lerim böyle boy boy. Şöyle. Bak bu en küçük borcamda
İki tane var. Bu Tupperware'leri sık sık kullanıyorum. Bayağı iş görüyor. Bu en son bir marka ünlü oldu ya. Zeytinliği falan var. O markanın ama şu an adı aklıma gelmiyor. Böyle yemek, üçlü yemek saklama kabı. Şu şekilde. Bunu da yeni almıştım. Bunu teyzem hediye aldı. Bu Ikea'nın ayaklı dönme şeyi. Maalesef ki çok pahalı. Bir sosyete pazarından bulup hediye aldı. Ben bunu çok beğeniyorum ama henüz kullanmadım. O yüzden açmadım. Bu yine Ikea'nın karıştırma kabı. Aynı şekilde boyları var. Bunlar Ikea'nın değil, küçük boyları. Bunlar farklı bir markanın, Nebahat annenin hediyesi. Bu da Ikea'nın, çok beğendiğim. Ama gerçekten şu an dünyanın parası çok pahalı bence. 500 TL olmuş. Güzel duruyor. Ama dünyanın parası olmuş. Maalesef ki dolar yerinde durmuyor. O yüzden her şey çok pahalanıyor. Ve ben diğer kısmı atladım. Şimdi o kısma geçelim. Burayı böyle gösterebiliriz. Ben çatal bıçak takımı veya misafir çatal bıçak takımı diye ayırmadım. İki tane aldım. Evet. Yani bir goldlu aldım, bir gümüşlü aldım. Ama ikisini de günlük de kullanıyorum. Misafire de kullanıyorum. İkisini de AliExpress'ten aldım ve çok beğenerek aldım. Yani Türkiye'deki fiyatlarından daha uygun aldım. Normalde çok pahalıya satılıyor. İşte kaşıklarım. Şöyle göstereyim. Şöyle mi tutayım? Influencer tutuşu yapayım. Çatal. Bıçaklar bu şekilde. Şöyle. Bunlar kaşığı. Tatlı kaşığı. Minik çatalları böyle. Bu Solingen bıçakları da Trendyol'dan aldım. Bunlardan gerçekten çok memnunum. Zaten annemin evinde de bunlardan kullanıyorduk. Çok keskin. Hatta 2-3 kere elimi kestim. Bu şeyi de göstermek istiyorum. Bu da Victorinox'un. Bu da gerçekten çok güzel bir soyacak. Hatta bunun domates için olanı da var. Daha büyük böyle şu şekilde. Onu almadım ama ben bununla da domates soyabiliyorum. Bunlar misafir servis takımım böyle. Bir ara çok meşhur olan pipetler. Yani benim çay kaşıklarım da bu şekilde. Bunları ben ekstradan aldım. Böyle takımıma uyusun diye. Bunlar ekstra. Bir de şu, bunlar da çok meşhur olmuştu. Bunlardan da aldım. Bu şekilde. Bunlar bir çay kaşığı. Şöyle. Evet, burası bu şekildeydi. Alt kısma geçelim. Burada da bu Tupperware'in blenderından da çok memnunum. Zaten genelde çeyizimle herkes alıyor bunu. Ama fiyatları gerçekten çok fazla uçmuş. Bugün biz baktık. Eşimle 800 TL civarındaydı. Ben çok fazla bıçak almadım, böyle büyük bıçaklar. Sadece bu Ikea'nın üçlü setinden aldım. Bu şekilde ekmek doğrama şeyi. Ve en küçüğü de böyle üçlü. Zaten Solingen bıçaklar günlük kullanımda bence gayet yeterli. Bu Ikea'nın kepçelerini kullanıyorum. Bunlardan da çok memnunum. Şöyle göstereyim. Set şeklini bu şekilde aldım. Bunlar da yine Ikea'nın. Şunlar da böyle bakliyatların içine koymak için gerçekten çok güzel. Hem görüntü olarak güzel duruyor. Hem de kullanış bakımından çok iyi. Bende böyle küçük boyları ve büyük boyları var. Bunlar işte arta kalanlar. Bakliyat kutusundan arta kalanlar. O yüzden buraya kaldırdım. Yanına yine eleyicisi. Bundan da çok memnunum. Bunu Trendyol'dan 30 TL gibi bir fiyata almıştım. Limon sıcağı. Şöyle Ikea'nın yine. Bu da Ikea'nın. En alt kısımda da benim havlularım, mutfak havlum. Ondan sonra pişirme kağıdı, streç film, işte mandallar vesaire var. Ondan sonra burayı çok sıklıkla kullanıyorum. Çünkü mutfak havlusu gerçekten çok sıklıkla kullandığım için, ıslandığı için sürekli bir değiştirme ihtiyacı duyuyorum. O yüzden burada bu şekilde gösterebilirsiniz istersen.
Henüz bunları hiç açmadım. Bunlar da yine henüz açmadıklarım. Böyle kurulama bezi. Bunlar çok amaçlı bezler. Bundan çok memnunum. Şu anda kullanıyorum çünkü. Bu da Trendyol'dan aldım. Böyle ikili düzenleyici. Elimi buraya koyuyorum. İşte çöp torbasını koyuyorum. Fırçayı koyuyorum. Temizleme şeylerim var burada. Şu alt kısımda da çöp kovası ve temizlik ürünlerim var ama orası şu an çöp dolu olduğu için hani göstermek istemiyorum. O yüzden. Bir de kesme tahtaları var. Burayı zaten ekler düzenleme videomda göstermiştim. Saklama kaplarım vesaire var. Bir de bizim işte reçeller, ondan sonra Nutella, bakliyat ürünlerim vesaire var. İzlemediyseniz o videomu buraya koyacağım. İzlemenizi tavsiye ederim. Şimdi salona geçtim arkadaşlar. Salonda da televizyon ünitemi göstermek istiyorum. Çünkü orada da mutfak eşyalarım var. İlk buradan başlayacak olursak burada benim misafir bardaklarım var. 12'şerli. Buradaki bardaklarım Rakle'nin hepsi. Böyle daha az kullandığım sunumluklar ve fırın kaplarımdan. Böyle genelde toprak renginde, yani şu renkte oluyor. Siyah bulduğum an katmıştım. Bir küçük boyu, bir de böyle normal klasik boyu var. Onları da çok fazla kullanmadığım için buraya koydum. Bu Karaca'dan almıştım. 60 TL'ye almıştım. Altılı. Böyle tatlı tabağı var burada. Bu hediye geldi. Ama bu da Karaca'nın, ama biliyorum. Görmüştüm çünkü. Burada da IKEA'nın altılı bardak altlığı var. Bu da çok fazla kullanmadığım için bu kısma kaldırdım. Yani günlük olarak kullanmıyorum. Bunu ben nişanda almıştım. Bizim nişan tepsisiydi. İki boyu var. Biri girişte, biri de buraya koydum. Bu yine Karaca'nın şöyle küçük. Bunu da misafir geldiğinde kullanıyorum genelde. Böyle pasta tepsisi var. Bunu da nişanda almıştım. Şöyle. Bu da çok sevdiğim bir baharatlık. Gözüküyor mu oradan? Çıkartamıyorum. Çok sevdiğim bir baharatlık. Henüz kullanma fırsatım olmadı. Şöyle bir peçeteliğim var. Bu da IKEA'nın. Bu ekmekliği BİM'den almıştım. Aynen hatırladım. BİM'den almıştım. 60 TL gibi bir fiyatı vardı. Böyle aktüel ürünleri geldiğinde almıştım. En alt kısımda da suplalar, masa örtülerim ve peçetelerim var. Böyle desenli. Göstereyim. Şöyle teyzime çok fazla almıştım. Böyle desenli peçetelerden. Bunlar burada var. Burada Karaca'dan aldığım. Bunları henüz kullanmadım. İçerik olarak kullanmak istiyorum. Böyle. Şunlar hediye geldi. İki tane sunumluk. Şu ekmekliğimden çok memnunum. Bunu da Teddy'den almıştım. Peçete koyup kullanıyorum. Dökülmemesi için. Meyvelik olarak da kullanabilirsiniz. Şu IKEA'nın. Bunu hatırlayamıyorum. Bu da Teddy'nin ekmekliği. Bunu da henüz kullanmadım. Bunları Karaca'dan almıştım. Bunları Muhammed'de çok sık sık kullanıyoruz. Kahvaltılık böyle ahşap. Bunlar da Trendyol'dan almıştım. Ama henüz kullanmadım. Bir de birazcık dandikmiş. Kahvaltı seti bu şekilde ama. Bir böyle üçlüsü var. Bir de böyle. Beşlisi var. Henüz kullanmadım. Bu kısımda en sevdiğim takım var. Gerçekten bu takımı çok seviyorum. Karaca'nın kahvaltı seti. İsmini bulursam aşağıya yazacağım mutlaka. Şöyle. Bakar mısınız? Çok güzel. Bu bir tane mavili yemek takımı vardı. Onu andırıyor. Bu siyah takım dahil değil. Ben bunları ekstradan aldım. Zeytin vesaire koyarım diye. Böyle uzun. İki tane uzun var. İki tane de küçüğü. Bu şekilde. Çay bardakları da böyle.
Bunları kullandım. Gerçekten memnunum. Misafir geldiğinde de kullandım. Günlük Muhammed'le de kullandım. Misafir yemek takımım var. Bunu teyzem hediye almıştı eniştemle. Bunu öyle çok severek kullanıyorum. Böyle Karaca'nın. Bu şekilde. Yine yemek takımımın devamı var. Burada. Şunlar da Karaca'nın. Henüz bunları kullanmadım. Ama çok tatlı, bakar mısınız? Tuzlu. Karaca'nın böyle yılbaşı koleksiyonu. Bu şekerli. Şöyle peçeteli var. Bunda nebatenli almıştı. Böyle bir şekerli. Bunu da henüz kullanmadım. Hasan getirmişti. Evet arkadaşlar, mutfak turum bu şekildeydi. Umarım severek, beğenerek izlersiniz. Umarım size de hani bir fikir olur aldığım şeylerden, sevdiğim şeylerden. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.